Hocam şöyle bir soru gelmiş. Hı. Gözümüzü kapattığımızda ve bir şeyler hayal ettiğimizde bunları sanki gözümüz açıkmış gibi görüyoruz. Beyin bunu nasıl yapıyor? Evet ben de soruyu ilk defa duymuş gibi mimi nasıl yapılır bilmediğim için öyle yapayım da aa falan. Bir şaşırın hocam. Aa. Şimdi şöyle biraz önce aslında buradan başlamıştım. Bir şeyi hatırladığımızda ya da sıfırdan hayal ettiğimizde beynimiz normal günlük algıda ne yapıyorsak aslında aynısını yapıyor. Görsel bir şey hayal ettiğimizde görme korteksi, işitsel bir şey hayal ettiğimizde işitme korteksi ya da geçmişe dair bir şey hatırlamaya kalktığımızda bir kayıttan oynatmaktan ziyade yine bu bahsettiğim görme, işitme, tatma, koklama, dokunma vesaireyle ilgili alanların yeniden aktive olarak o hayali bir daha üretmesi. Yani geçmişteki bir kaydın oynatılmasından ziyade bizim beyin alanlarımızın tekrar faaliyete geçerek o durumu yeniden üretmesi gibi bir durum söz konusu. Şimdi bu özellikle birçok farklı içerimleri olan bir durum. Birçok farklı sonuçları var. Mesela Hatırlama dediğimiz şeyin niye o kadar subjektif olduğunu çok güzel anlatıyor bu. Görgü, şahidi, fenomeni dediğimiz bir şey var. Bir olay mahkemede 10 farklı kişi anlatırdı, on farklı kişiyi dinlerseniz... E, ...netice itibariyle onların on farklı şekilde olayı anlattığını, aynı olayı on farklı biçimde anlatabildiklerini görürsünüz. Bazılarında evet. taban taban zıt ifadeler, renklerde, çeşitli detaylarda, söylenen sözlerin duygusal içeriğinde ya da kastında farklı yorumlar yaptıklarını görebilirsiniz. Çünkü bizim bu hatırlama sistemimiz ya da hayal kurma sistemimiz her şeyi aslında belli başlı donelerin etrafına tekrar üreterek doldurma sistemine dayanıyor... Peki hangi donelerle biz hatırlıyoruz? Yani zihnimizde hangi ipuçları hayal etmemizi ya da geçmişteki anı hatırlamamızı sağlıyor? Tabii ki duygusal ipuçları. Bizi aslında her hadisede herkesi farklı olmak üzere belli duygusal noktalara ilgilendiriyor. Ve bizim zihnimiz özellikle duygusal bir dedektör olduğu için daha ziyade yani en azından 90'lardan beri böyle olduğunu düşünüyoruz artık. E, duygusal olarak önemli olan noktaları işaretliyor. Ve bu noktalar tam nasıl olduğunu bilmediğimiz yani formatını tam çözemediğimiz bir şekilde zihnimize kaydediliyor diyelim. Beynimize demiyorum dikkat edin çünkü kayıtların beyinde olduğuna dair doğrudan bir kanıtımız yok. Ne dedi Sinan Hoca? falan. Bilmiyorum, hocam güzel. ne, dediniz? ne dediniz hocam? <laughs> eyvah eyvah. Ama yok yani. Doğrudan o böyle bir karışacak hocam yok. şimdi. Efendim? Ortalık karışacak şimdi diyorum. Zaten ortalık her gün karışıyor boşver biraz da bizden karışsın. Acık Covid gündemini değiştirelim böyle ortaya bir şey atalım. Bu zihin belli başlı duygusal donelerin arasını sonradan doldurduğu için yani resmen uydurduğu için hepimiz aslında hatırlama süreçlerinin her birinde. Yani bir olayı 50 kez hatırladıysak 50 kez yeniden üretiyoruz ve her birinde de biraz farklı ürettiğimiz için zaman içerisinde sürekli hatırladığımız olayların biçimi yavaş yavaş değişiyor. Neye göre değişiyor? Hatırladığımız andaki duygu durumuna, hatırlama amacımıza, daha sonra hatırladığımız bilgiyi nasıl anlattığımıza, nasıl kullandığımıza bağlı olarak. Ben kendimden şöyle bir örnek vereyim. Yıllardır sahnede bir şeyler anlatıyorum ya. Şimdi <laughs> benim anlatma stilimin içinde de bir görselleştirme çok ağır bir yer tutuyor. Daha önce birkaç videoda anlatmıştım. Mesela bir konu anlatacağım zaman işte bir atıyorum işte çocuk beyni gelişimi mesela işte. Önümüzdeki webinarımız olacak. İşte ona dair böyle bir gözümde e, adeta slide galerisi gibi düşünebileceğiniz ama tam görüntülerden değil. Böyle sahnelerden oluşan bir e, nasıl diyeyim sanki bir hamamın içindeyim ve hamamın kubbesinin içinde bunların hepsini görüyorum gibi bir görüntü oluyor. Genellikle yani böyle değil de böyle soldan sağa doğru dizilmiş olan böyle imajlar oluyor. Ben aslında o imajları okuyarak bir şeyler anlatıyorum. Tabii sahnede anlatırken biraz... E, i̇zleyiciyi de işin içine katmak için duygusal olarak bazı yerleri abartmanız, kontrastı açmanız gerekiyor. İşte gülmece, hayret ya da üzüntü oluşturabilmek için biraz olayları zorlamanız lazım. Öyle hadiseler var ki kendi hayatımla ilgili anlattım ya senelerdir anlatıyorum. Geçenlerde çok eski ta 2013 yılında bir seminerimin bir kaydını izlerken bugün hala sunumlarımda anlattığım bir olayın o günkü versiyonu dinledim. Bayağı değişikmiş yani sonra Değişmiş değil mi evet, hocam? Hakikaten anlata anlata abartı abartı ben de anlattığıma inanmaya başlıyorum sonra. Yani bu tabi pek yalan sayılmaz çünkü e, ben de o artık bir süre sonra olayın orijinalini bu şekilde hatırlamaya başlıyorum yani. Kendi anlatma prensiplerime, kendi duygusal tercihlerime göre biraz anları yenilemiş oluyorum. Aslında bir anıyı andığımız zaman o anı anma biçimimiz aslında o ananın artık yeni versiyonu ve gerçek hali olmaya başlıyor değil mi? Evet, yes, zaten anının gerçek hali diye bir şey yok onu söyleyeyim. Yani Evet. bir anının anı işte objektif her bir, anı şey. bir kaydı yok. Bir yerlerde bir takım dediğim gibi işaretler var. Biz o işaretlerden hatırlıyoruz. Bunun bir tarafı daha var. Yani bize bakan bir tarafı var. Biz işte açık beyinde sürekli kendine iyi bak göreceksin falan derken ya bu sloganın laf olsun diye söylemiyoruz. İnsanın biraz da kendi değerlendirme sisteminin yani zihninin nasıl çalıştığını temel prensiplerini anlaması hayatında bazı şeylere bakış açısını da değiştiriyor. Mesela iyi ya da kötü anıları hatırlama biçiminiz ya da oranınız. Mesela hı hı. genellikle içinde bulunduğunuz hal sizi sıkan bir halse çok hoşnut değilseniz vesaire... Genellikle geçmişe yönelik yaptığınız otomatik imajinasyonlarda olumsuz şeyleri öne çıkarma, hatta olumlu olabilecek anıları da olumsuza yorma şeklinde bir tandans izleyebiliyoruz insanlarda. Çünkü şu anki duygusal durum biraz strese bağlı. Yani savaş ya da kaç durumuna yakın bir zihinsel durum olduğu için, çünkü kişinin morali bozuk ya da işte stres hormonları salgılanıyor vesaire geçmişe baktığında bir şeyler hatırlamak istediğinde ya da bir şeyler imajine ettiğinde yani hayal etmeye başladığında genellikle olumsuz şeyler hatırlama ihtimali artıyor. Ama şen şakraksa, mutluysa, yani halinden hoşnutsa, geleceğe dair umudu varsa, o zaman geçmişe dair hatırladıkları ya da spontan olarak hayal ettiği şeyler daha olumlu olabilme şansı taşıyor. Yani bu ne demek? biraz dünyayı zihnimizde kurguluyoruz. Duygularımızı da zihnimizde kurguluyoruz. Sıklıkla hatırlattığım bir şey var. Ben bunu 4-5 senedir anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum. Çünkü kolay bir konsept değil ama ifadesi kolay. Şöyle ki biz hep duygularımızın düşüncelerimizi oluşturduğunu düşünürüz. Böyle davranırsa duygularıma teslim oldum. Çok mutluyum ondan böyle yapıyorum falan deriz. Halbuki tam tersi olduğunu artık biliyoruz düşünceler duyguları yaratıyor. Yani bizim devamlı zihnimizde dönen düşünceler bizim <laughs> duygulanımlarımızı oluşturuyor. Duygulanım bir toplam deneyim yani hisler, duygular, algılar hepsi beraber duygulanım diyoruz. Biraz düşünceleri değiştirdiğimizde bunlar da değişmeye başlıyor. Nereden nereye bak? Soru nereye gitti? Görüyor musun? Soru nereden musun? nereye geldi? Evet. Aslında hocam o duygulanım dediklerimiz de Bakış açımızı da oluşturan şeylere dönüşüyorlar. Ya yani O core beliefler evet. artık olayı nasıl izleyeceğimizin de kanıtı oluyor yani ya diye düşünüyorum. Ve ondan sonra da sürekli aynı şeyler bizim başımıza gelmeye başlıyor. Dikkat edin yani bizim zihnimiz biraz bu düşünce kalıplarına göre oluşturduğu duygu örüntülerine bağlı olarak algılayıp işaretlediği için gerçeklikten ona göre şeyler seçiyor. Farkındayım cümle biraz uzun oldu ama ne demek istediğimi anladınız. Yani ama gramatikle doğru. Yani tabii tabii <laughs> dünyayı kendimizce seçerek tasnifliyoruz ve böylece aslında hayat bize bizim seçtiğimiz gibi davranmış oluyor. Tabi böyle deyince bu kişisel gelişim geyiklerine girmemek için şunu söyleyeyim bu çoğumuzun elinde değil. Ama farkındalık sahibi olduğunuz ya da farkındalığınız artmaya başladığında kendi zihin işleriniz üzerinde buna müdahale edebilme ve bunu ee, nasıl diyelim biraz değiştirebilme şansı buluyorsunuz yani böyle bir pozitif tarafı var yani bunları boşuna anlatmıyoruz değil mi Hazal koca psikoloji bölümleri falan bunları için farkındalık olsun diye farkındalık evet. değişimin başlangıcı diye adlandırabiliriz